YouTube'a koyarız. Böylece başka arkadaşlarımız da faydalanabilir. Şimdi bana gelen mesajlar var. Bu aktiviteyle alakalı. Bizim üniversitemiz ve bizim öğrencilerimizin haricinde de arkadaşlarımız katılacak. Buna katılıyor. O yüzden de onun için de ayrıca memnun oldum. Öncelikle tabii ben bu ve benzeri konuşmayı, yani bu eğitimi, bu semineri ya da bu bilgilendirmeyi diyelim. Öncelikle ara ara yapıyorum. Yani daha önce biz bir öğrenci kongresi düzenledik. İnşallah bir ikincisini de düzenleyeceğiz online olarak. O öğrenci kongresi öncesinde tabii o zaman şeyde değil, online olarak değil, daha çok sınıfta, yani bizim öğrencilerimize nasıl öz yazılır bir yere başvururken ya da analiz, makale, bilimsel çalışma, argüman, araştırma sorusu, bunlar üzerinde konuştuk, bir çerçeve çizmiştim. Şimdi tekrar öğrenci arkadaşlarımız, benim de danışmanlığını yaptığım öğrenci topluluğundaki arkadaşlarımız bu böyle bir şey istediler tekrar. Zaten benim de niyetim vardı ve açmış olduk. Aslında şeye nedir onun adı? Bizim hem Twitter'dan, Instagram'dan ya da şeyden Uluslararası İlişkiler Analiz Portalı'nın Twitter adresinden duyurduk. Böylece daha net, daha iyi bir şey oldu. Yani 80'e yakın şu anda katılımcı var ki bu iyi bir rakam. Arkadaşlar, şimdi bugün ne yapacağız? Bugün tabii şimdi bilimsel çalışmaya giriş diye bir başlık koymak istedim ben. Çünkü size ben bugün bir çerçeve çizmek istiyorum. Ha bunu daha sonra sevgili arkadaşlar, yani eğer talebiniz olursa periyodik olarak ilerletebiliriz. Yöntem konuşabiliriz, tez yazımını konuşabiliriz. Ondan sonra onun dışında başka şeyle alakalı, yine bilimsel çalışmayla alakalı teori pratik uyumlamasını konuşabiliriz. Yani aklımda bazı aslına bakarsanız şeyler var. Nedir onun adı? Faydası olması açısından size. Hem de bunun online olmasının kaydetme imkanımız, bu kaydı bir platforma koyabilme şansımızın olması, böyle bir seriyi yapabileceğimizi bize gösteriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle, söylediğim gibi bunu çeşitlendireceğiz. Yeter ki sizden talep gelsin, bir şekilde bir zaman ayırırım ben size. Bunu bir seri haline de dönüştürebiliriz. Şimdi bugün öz, yani özet, analiz ve makale, bunların çerçevesini çizeceğiz. Daha sonra detaylandıracağız. Yani başka bir gün detaylandırabiliriz tek tek de. Ama önemli bir çerçeve olacağını düşünüyorum ben. Nasıl yapmamız gerektiğiyle alakalı. Şimdi arkadaşlar, üçe ayırdım ben. Tabii birçok şey yapılabilir, birçok şey değerlendirilebilir. Birçok farklı akademik çalışma olabilir, denemeler olabilir, gazete yazıları olabilir. Ama özetinde bunun temelde bizim başlayabileceğimiz yapı bu üçlü yapı. Çünkü bir gazete yazısı, bir köşe yazısı yazmakla bir analiz yazmak arasında çok da büyük bir farklılık yok mantık açısından. Yani konu seçimi vesaire farklı olabilir ama mantık açısından çok da farklı bir durum değil. Şimdi o yüzden üçe ayırdık. Bir tanesi öz ya da özet dediğimiz. Diğeri analiz.
Diğeri ise makale, yani bilimsel makale. Şimdi bunların arasındaki farklılıklar ne? Benzerlikler nedir? Hangisi nerede kullanılır? Bir defa oradan başlayalım. Aslında ondan da önce şuradan başlayalım. Herhangi bir konuda bilimsel çalışma yaparken dikkat etmeniz gereken bazı kurallardan başlayalım isterseniz, bunlara geçmeden. Yani hangi bilimsel çalışmayı yaparsanız yapın, bu söyleyeceğim şeylere dikkat etmek durumundasınız. Bu nedir? Bir defa arkadaşlar, bilimsel çalışmalarda öncelikle biz şuna çok önem vermemiz gerekiyor. Etik kurallarına, etiğe çok çok önem vermemiz gerekiyor. Mesela nedir bu? Etikten kastettiğim nedir? Akademik manada intihal yapmamak. Yani işte ödevler hazırlarken hocalarınızdan duymuşsunuzdur. Copy paste yapmayın. İşte kes yapıştır yapmayın diye. Burada konu arkadaşlar bir defa etikle başlıyor. Yani siz bir çalışma yapmak istediğiniz zaman bununla alakalı kendi özgün fikirlerinizi ve özgün dilinizi kullanmanız gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Evet, mutlaka biz o konuyla alakalı literatür taramasını yaparız. Belli bir yazmak istediğimiz fikir olur. Ve bunun üzerine yazarken oradan olduğu gibi geçirmek değil, dipnot bile koysanız olduğu gibi geçirmek değil, bunu parafraze dediğimiz, yani kendi dilinizde tekrar yazarak sevgili arkadaşlar bunu özgün hale, yani kendinizin olduğu hale getirmemiz lazım. Bunu özgünleştiren şey, biraz sonra makalede anlatacağım. Yaptığınız, belirlediğiniz bazı şeyler bunu zaten sizin makaleniz, sizin çalışmanız haline getirecek. Demek ki öncelikle ödevde de geçerli olmak üzere. Yani hocalarınıza verdiğiniz ödevlerde de geçerli olmak üzere. Ondan sonra yapacağınız herhangi bir makalede, gazete yazısında, analizde, özette ya da herhangi bir bilimsel çalışmada, raporda fark etmeksizin bizim yapmamız gereken şey arkadaşlar bir kere bu copy paste olayından vazgeçmek. Yani bir miktar da olsa başka bir yerden olduğu gibi nakletmemek. Bunun belli kuralları var. Mesela onu alabilirsiniz ama işte tez yazıyorsanız farklı kurallar vardır. İşte italik yapıp sıkıştırmak gibi vesaire. O zaman konuşmaları ya da direkt metin alabilirsiniz. Direkt madde, ya anlaşma maddeleri vesaire alabilirsiniz. Ama bunların belli bir sınırlandırması ya da yazılış sistemi var. Bu tez yazıyorsanız tez, ödev yazıyorsanız ödev, bunların sizden istenen şeye göre olması gerekir. Belli bir çizelge verilir, belli bir kurallar bütünü verilir ve buna göre yaparsınız siz. Belli bir çok kısa cümleleri tırnak içerisinde alarak bir cümle gibi işte bilmem kim şu makalesinde bu konuyla ilgili şundan bahsetmiş derken bir cümlelik vesaire şeyleri yapabilirsiniz. Ama onun dışında yazdığınız şeyler kendi cümlelerinizle olacak. Yani bir makaleye atıfta bulunmak ya da dipnot koymak, oradakileri ben ona dipnot verdim diye tamamen alma hakkını size vermez. Dipnot koysanız bile kendi dilinizle anlatmanız, kendi argümanınıza uygun bir şekilde anlatmanız gerekir. Yani aslında sizin fikrinizi destekleyen şeyleri kendi dilinizle ifade ediyorsunuz. Bu bütün bilimsel çalışmalar için geçerli. İkincisi de arkadaşlar, yapılan en büyük hatalardan biri
ya bir kere dipnot kullanımı, yine ikincisi çok önemli dipnot kullanımı. Mutlaka biz aldığımız kaynaklardan, kullandığımız kaynaklardan hangi dipnot sistemi isteniyorsa bizden. Yani bazen metin içi olabilir, bazen metin altında gösterilebilir dipnot. Hangi dipnot kuralı isteniyorsa o dipnot kuralına göre biz her aldığımız bilgiyi, her aldığımız yeri burada belirtmek zorundayız. Burada yapılan, yine tezlerde özellikle yapılan hatalardan biri sık aynı kaynağı kullanmak. Yani evet, kaynağını göstermiş, belki kendi de yazmış ama şunun da olmaması gerekiyor. 2 sayfa, 3 sayfa, 4 kere, 5 kere, 6 kere her paragrafa aynı kişinin dipnotunu vermiş. Bu da yine akademik olarak yazıma uygun değil. Bu şekilde de yapmamanız gerekiyor. Demek ki özgün yazıyoruz, intihale girmiyoruz, copy paste yapmıyoruz, kendi cümlelerimizle yazıyoruz. Dipnot kullanıyoruz ve dipnot kullanıyoruz diye de olduğu gibi almıyoruz. Dipnotları da sürekli aynı dipnotu kullanarak bir kaynaktan kendi cümlenize yazsanız bile yazmıyorsunuz. Demek ki bunlar, ne yazarsanız yazın, sizin belirleyiciniz, sizin hepsinde kabul, ön kabul etmeniz gereken durum bir kere bu arkadaşlar. Şimdi gelelim bu ön bilgilendirmeden sonra, ön bir iki kuraldan sonra diyelim, her çalışma biçimine uygulamanız gereken kuraldan sonra öz analiz ve makale üzerinden konuşmaya başlayalım. Şimdi bunlar birbirinden bambaşka yapılar. Bunları çalışmak istediğiniz zaman, yapmak istediğiniz zaman bunların yazılış biçimleri, kelime sayıları, hitap ettiği kitle, kullanmanız gereken jargon, yani literatür ya da kavram ya da kullanım biçiminiz, buradaki sınırlılıklar ya da özgürlüklerimiz ya da temelde olması gereken şeyler farklılaşıyor üçünde. Şimdi özden başlayalım. Üçünde de ortak olan, yani öz, analiz, makale, rapor, gazete yazısı fark etmez. Üçünde de ortak olan bir şey daha var. Onu da söyleyeyim önce. O da başlık. Öncelikle sevgili arkadaşlar, başlık seçimi bir makalenin her şeyidir. Bir bilimsel çalışmanın, yani her şeyidir derken başlık çok iyi, yazı çok kötü olsun manasında değil. Yani vitrini başlıktır. Yani iklim değişikliği nedir? Kötü bir başlık. Uluslararası güvenlikteki yeni tehditlerden biri olarak iklim değişikliği. İyi bir başlık. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar, başlığınız sizin çalışmanızı yansıtır. Ben iklim değişikliği nedir diye bir başlıkta arkadaşlar şunu anlıyorum. Burada yazılacak olan analiz de olsa, burada yazılacak olan kongre sunum metni de olsa, burada yazılacak olan bir makale de olsa, deskriptif olacak. Yani tanımlayıcı olacak. Şimdi tekrar bir not aldığınızı düşünerek tekrar bir şeye geri dönüyorum. Hani etik kurallar, dipnot kullanımı diye temel kurallar vermiştik. Üçüncü bir kural daha söylüyorum. Şimdi oraya bir tane daha ekliyoruz. O da bilimsel çalışmalar mümkün olduğu kadar, bazen deskriptif yazılabilir. Mesela ders kitapları gibi. Ondan sonra bir konuyu, bir anlaşmayı, onun maddelerini, ayrıntılarını anlatmak için yazılan bir makale gibi. Bunlar deskriptif yazılabilir.
Birinci Dünya Savaşı'nı yazıyorsundur. Ne bileyim yani çok analitik yazılabilir ama nedenleri sonuçlarıyla bir bilgilendirme yazısı yazmak istiyorsundur. O zaman deskriptif yani tanımlayıcı olabilir. Nedir deskriptif? Şu, Birinci Dünya Savaşı 1914'te başladı, 18'de bitti. Nedenleri şunlardır, tarafları bunlardır, şunlar kazandı, sonucunda bunlar oldu. Milletler Cemiyeti şöyledir falan. İşte bunlardır, dir, şu, bu. Bunlar sevgili arkadaşlar deskriptif yazılardır. Mümkün olduğu kadar makale, özellikle makaleleriniz ve makale seçimleriniz ve yazımlarınız analitik olmalı. Şimdi üstte koyduğumuz kurallardan bir tanesi de o demek ki. Akademik etik, dipnot ve analitik yazım. İyi bir bilimsel çalışma analitik olan çalışmadır. Eleştirel ve analitik olan çalışmadır. Şimdi tekrar döndük sevgili arkadaşlar. Neyi söylüyorduk? Özet, analiz ve makale dedik. Bunların başlıkları, başlıktan bahsediyorduk. Bir defa bu şekilde bir başlık. Yani iklim değişikliği nedir? Uluslararası uluslararası güvenlik. Sadece böyle yazılmış bir başlık şöyle bir içerik düşündürür bize. Uluslararası güvenlik ya da iklim değişikliği. Deskriptif yazılmış. İklim değişikliği nedir? Nereden ortaya çıkmış? Etkileri nelerdir? Bunları yazar. Ama mesela şöyle bir başlık düşünelim. Uluslararası, demin söylediğimi söylüyorum tekrar. Uluslararası güvenlik çerçevesinde yeni bir tehdit olarak iklim değişikliği. Şimdi bu bak merak uyandıran bir başlık. Şimdi burada diyorsun ki sen uluslararası güvenlikte bir değişiklik var. Bunu analiz edecek adam. Çünkü yeni bir güvenlik tehdidinden bahsediyor. Bir merak uyandırıyor sana. Yani neydi ki bu? Böyle bir değişiklik oldu ve yeni güvenlik tehditleri bunun içerisine girdi. Ondan sonra diyor ki bu yeni bir tehdit olarak iklim değişikliği. Yani iklim değişikliğiyle demek ki bir bağlantı kurmuş olması lazım. Neyle? Güvenlikle arasında. Analitik. Bunu analiz edecek adam. İklim değişikliğini güvenlik üzerinden anlatacak. Sonra da peki ne bu tehditin kapsamı? Orada neye girecek? Ekonomi, göç, uluslararası hukuk, bunlara girecek. Demek ki bakın bir başlıktan iklim değişikliği nedir ile uluslararası güvenlikte bir yeni tehdit olarak iklim değişikliği başlığı arasındaki beklenti farkını, yazım tarzı farkını görüyorsunuz. Demek ki öncelikle iyi içeriği yansıtacak bir başlık seçimi yapmamız gerekiyor. Ve bu başlık aşağıyı destekler. Aşağıda yazacağınla uyumlu bir başlık seçimi olacak. Üçü için de geçerli bu. Analiz için de, öz için de, makale için de geçerli. Ne geçtik? Geçelim. Özü biz niçin yazarız? Yani öz/özet. Bazı yerlerde öz diye geçer. Bazı yerlerde öz, bazı yerlerde özet diye geçer. Bunu neyde kullanırız biz? Bir, kitap yazarsın, kitapların başında kullanırsın. Özü, özeti, sunum der. Tez yazarsın, yüksek lisans ya da doktora tezi, İngilizce, Türkçe olarak onu yazmak zorundasın. Öz, özet. Kongrelere başvurursun, senden kongrelerde arkadaşlar kongre başvurunuzu özetle, özle yaparsınız. O zaman özet
öz nedir, nasıl yazılır, ne yapmamız gerekir, buna değinelim. Şimdi bir defa başlık seçimini söyledik. Ne olursa olsun senin bir başlığın olacak. Ve insanlar diyecek ki bu makalede bu adamın derdi, problemi, kafasında merak ettiği şey bu. Böyle bir başlık seçimi yapacağız. Biz şu anda öz yazıyoruz. Bir kongreye başvuracağız mesela. Ya da bir kitap chapter'ı yazdın. Bak orada da kullanılır. Bir kitap chapter'ının başında öz bulunur. Yani kendi bölümünün başında. Türkçe, İngilizce özet isterler. Özet arkadaşlar şudur. Önce özeti okursun. Yani normal bir okuyucu, bilinçli bir okuyucu önce o şeyin, yani testse tezin, ne bileyim makale ise makalenin, kitapçı bölümü ise kitap bölümü, bunun özünü okursun, özetini. Demek ki biz çok kısa bir paragraf içerisinde ne anlatmak istediğimizi yazdığımız şeydir özet. Kitap chapter'ında ben bu chapter'da ne anlatmak istiyorum? Özü bu, bir paragraf. Ben size kongrede bir sunum yapmak istiyorum. O sunumumda anlatmak istediğim şey budur. Özet. Özet yazarız. Peki diğerlerinden farkı ne? Bir kere özet arkadaşlar ortalama bir şekilde 300 ila 500 kelimeyle sınırlı olur. Bilimsel bir yazım içerisinde özet 300 ila 500 kelimeyle sınırlı olur. Burada yazarken konunun çok genel bir anlatımı, çok genel. Yani işte iklim değişikliği ile alakalı ve güvenlik de o örnekten devam edelim. Ne dedik? Başlığımızı seçtik. Bir yeni bir güvenlik, uluslararası güvenlik tehdidi olarak iklim değişikliği. Şimdi o zaman ben bir yere başvuracağım ve öz yazıyorum. Şimdi şöyle dedim. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren işte nüfuslanmanın, endüstrileşmenin, kirlenmenin dünyada çok yoğun olduğu bir ortamda küresel ısınma ve buna paralel şekilde yaşadığımız doğal afetlerin sıklığı ve şiddetinde bir artış görülmektedir. Bak, orada anlatacağım konunun başlangıcı, bir özetini yaptım. Sonra devam ediyorum özü yazmaya. Bu çerçevede iklim değişikliği sonucu gerçekleşen doğal afetler ile vatansız kalma, göç etme, ekonomik kayıplar, sosyolojik kayıplar gibi hem uluslararası hukuku hem devletleri etkileyecek güvenlik problemleri yaşanmakta / yaşanacaktır. Bitti. Konumu, ben ne anlatacağımı iki cümlede bitirdim. Demek ki öncelikle özde zaten 300, 200, 300, 400, 500 kelime yazacağız. Çok kısa bir şekilde konumu özetledim. Sonra sevgili arkadaşlar, neyse bu makalede, bu sunumda, ne bileyim bu çalışmada ne amaçlanıyor özde? O amacı da yazacaksınız. Yani atıyorum daha spesifik bir şeyi indiriyor olabilirsin. Yani iklim temelli göç konusunda uluslararası hukuktaki, yani bu makalede, şimdi orayı anlattık bir güvenlik meselesi olarak. Sonra dedik ki bu makalede ya da bu çalışmada iklim temelli göç, bak bir spesifik alana indik. İklim temelli göç konusunun uluslararası hukuk açısından nasıl işlendiğini, bununla alakalı bir belgenin olup olmadığını araştırmak amaçlanmaktadır. Amacımızı da yazdık. Varsa, temelde bir argümanımız varsa, argümanınızı da yazacaksınız. Argümanın ne olduğunu
makalede anlatacağım. Onu buraya koyarsınız sonra. Argümanımızı da yazacağız. Yani argüman demek ne demek? Bizim argü ettiğimiz, yani bizim iddia ettiğimiz şey, argüman. Yani diyoruz ki biz, onu da şuraya yazayım, farklılığını anlatmam lazım. Argüman ve tespit arasındaki farklılığı unutmayayım. Makalede anlatacağım. Yani demek ki biz kısıtlı bir şeyde, bir yere başvururken, bir yazdığımız makalenin başında ne anlattığımızı anlatmak için, bir kitap bölümünün başında ne anlattığımızı anlatmak için, bir kongreye başvururken ben böyle bir tam metin hazırlayacağım, size böyle bir sunum yapacağımın sizin kabulünüzü sağlamak için başvururken kullandığınız enstrümana biz öz ya da özet diyoruz. Ya da tezlerimizin başında, yüksek lisans ya da doktora fark etmez, tezlerimizin başında bulunan kısa yazı, söylediğim gibi. 300-500 kelimelik bir şey olur. Önce çok kısa bir şekilde tekrar ediyorum. Başlığını belirledin. Mutlaka başlığı olacak. Kısa bir şekilde konunu anlattın. Ama konuyu böyle anlatma detay falan değil. Tam bir highlight vereceksiniz orada. Tam point, to the point denir yani. Tam bir odak noktasını vereceksiniz konunun. Aynı benim demin yaptığım gibi. Hemen güvenlikle bir bağlantı kurduk. Sonra da nasıl bir problem ortaya çıkarabilir üzerinden devam ettik. Sonra da temel argümanımızı, temel amacımızı söyledik. Bitti. Özet bu kadar. Özetin altına bir de sevgili arkadaşlar, keywords, yani anahtar kelimeler eklenir. Türkçe İngilizce özet yazıyorsanız Türkçe İngilizce eklenir. Yaklaşık işte sizden talep de edilebilir. 3 tane ekleyin, 5-7 arası ekleyin falan gibi. Yine aslında bak, keywordler çok fazla dikkate alınmaz, anahtar kelimeler. Ama sizin makalenizin bulunabilirliğini sağlayan, sizin makalenizin ne anlattığını okuyucuya gösteren şey aslında oradaki anahtar kelimelerdir. Yani şimdi yine başlığımızdan, benim size yazdığım özden şey veriyorum, örnek vererek gidiyorum. Uluslararası güvenliğe yeni bir güvenlik tehdidi olarak, yeni bir tehdit olarak iklim değişikliği. Demek ki keywordlerimiz uluslararası güvenlik, iklim değişikliği, uluslararası hukuk, göç, artık ne üzerinden alacaksak, ekonomi, ekonomi politik gibi, Birleşmiş Milletler, ne bileyim yani, eğer müzakere sürecini anlatacaksanız gibi, siz birisi search ettiği zaman Google'da örneğin, sizin makalenizi de getirecek, makalenizin özünü oluşturacak kelimelerdir. Ya da hiç Google'a düşmediğini, yani internette olmadığını düşünün. Ben okudum, mesela bir kongre düzenliyorum. Ben okudum, anahtar kelimelere de baktım. Artık senin makalenle alakalı ya da senin sunumunla alakalı benim kafamda bir çerçevenin oluşması gerekiyor. İşte bunu oluşturan şey, bunu oluşturan olay, konu, kısım özdür, özettir. Buraya kadar bir soru var mı özetle alakalı? Tam net bir şekilde anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet, anlaşıldı hocam. Efendim? Evet, anlaşıldı. Tamam, güzel. Şeye geçelim, analize geçelim. Analiz yine akademik bir çalışmadır bir defa. Yani sizin akademik çalışma yapmanızı sağlayan, çerçeveleyen bazı temel unsurlar var. En başta söylediğim gibi. Yani
analiz yazarken de dipnot kullanabilirsiniz, kullanmalısınız. Analiz yazarken de bir kişinin yazısını olduğu gibi alıp ben analiz yaptım diyemezsiniz. Analiz yazarken de kendi düşüncelerinizi ortaya koymanız gerekir. Ancak analiz ile bilimsel çalışma arasında, şimdi önce ortaktan başlayalım. Yine başlığımız standart. Yine aynı şekilde analitik ve eleştirel. Eleştirel yani mutlak şart değil. Eleştirel olabilirsiniz. Yani critical bir perspektiften, bir teorik bir perspektiften yapabilirsiniz bunu. Ya da sevgili arkadaşlar, ya da analitik. Yani mutlaka analitik olmanız gerekiyor. Yine söylüyorum, deskriptif başlıklar okunmadan geçilebilir o yazdığınız makale. Çünkü ne yapmak arkadaşlar, bunu özellikle sizin işi bilen, yani bir konuyu konuşuyorsunuz, Avrupa Birliği yazacaksınız. O zaman çok büyük bir ihtimalle Avrupa Birliği dersi alan bir öğrenci okuyacak onu. Ya da Avrupa Birliği çalışan bir akademisyen okuyacak. Avrupa Birliği'ni bilen birisi okuyacak. Yani o yüzden başlık çok önemli. Sen başlığı koyduğun anda, örneğin, ben onun altında ne yazacağını tahmin etmeliyim. Yani başlık içerik uyumu bir kere çok çok önemli. İkincisi, söylediğim gibi analizde de yine başlığımız makale gibi yine analitik, yine bir merak uyandıran ve yine bir deskriptif bir yazı olmadığını gösteren ve içeriğe uyumlu bir başlık seçmeniz gerekiyor. Anlatabildim mi? Başlıklar aynı hepsi için. Analizin özden farkı, ilk farkı tabii ki birincisi kelime sayısı. Kelime sayısı analiz yazımında 1500-2000 arası olur. Ya da 1000-2000 arası olur diyelim. İyi bir analiz. Çünkü arkadaşlar, analizler, yani şöyle, bazen 1000-1200 isterler. 1600-1700 yazsanız da sıkıntı olmaz. Ama bu aralık içerisinde kaldığınız sürece analiz için uygundur. 300-400 sayfalık kelimelik çok tercih edilmez. Yani bir gazete yazısı, bir ne bileyim kendinizin bir sosyal medyada yazacağınız bir yorum vesaire olabilir bu. Ama örneğin Anadolu Ajansı'nda ki oralara bakabilirsiniz şeylere. Anadolu Ajansı'nda yazacaksanız bunu, o zaman şey yapabilirsiniz. Mehdi, merhaba, kameranı kapat. Bizim eski öğrencimizdir Mehdi de. Anadolu Ajansı gibi bir yerde yazacaksanız, örneğin size bir kere bir kelime sınırlaması verirler. Kelime sınırlamanız olur. Bir minimum kelimeniz olur. Mesela kaçtır orada? Aşağı yukarı 1200 falan isterler. Demek ki başlığımız var ve kelime özgürlüğümüz biraz daha fazla analizde. Neye göre? Öze göre. Zaten bir de yazım amacımız da farklı. Yani biz özet yazarken bir yere başvurma ya da bir şeyi, bir yeri, bir şeyin, tezin başına, makalenin başına koyuyoruz bunu. Ön bilgilendirme yapmak için ya da bir yere başvurmak için kullanıyoruz özü. Ama analiz başlı başına, başı ve bütünlüğü olan bir akademik yazımdır arkadaşlar. Dil konusunda makaleyle karşılaştırabiliriz. Biraz daha özgürlüğünüz daha fazladır dil konusunda analizde. Yani biraz daha non-akademik
non-akademik diyebileceğimiz, akademik dışı diyebileceğimiz bir dil kullanılabilir. Hatta analizde çok fazla akademik, yani bir makale gibi yazarsanız editörden tepki alabilirsiniz. Yani genelde şöyle söylerler, yarı akademik olsun hocam. Yani bu ne demek? Biraz konuşma dili senin, biraz sohbet gibi, biraz ne bileyim üslubun, konuşma şey üslubun, yazım üslubun bir akademik makale yazımından biraz daha serbest olabilir. Bunların ayrıntısını, yazım tarzlarına bakmanız için bu gazete köşe yazarlığı için de geçerli. Anadolu Ajansı'nın örneğin analiz, Anadolu Ajansı analiz yazın şeye, Google'a. Orada analiz bir bölümü çıkar. Oradaki analizlere bakabilirsiniz. Analizlerde makaleye göre daha az şey kullanılarak, dipnot kullanılarak yazılabilir. Yani tam evet 7-8 tane var Mehmet benim de. Daha üslubunuzdan da üslubdaki rahatlığınızdan da kaynaklı olarak analiz yazarken biraz daha rahat bir üslubunuz olur. Tam bir net akademik üslupta yazmıyoruz analizi. Daha rahat yazma imkanımız oluyor. Bu da bir özgürlük kazandırıyor. İster analiz olsun arkadaşlar, ister öz olsun, ister makale olsun. Ama şu anda analizi de söylüyoruz. Mutlaka aklınızda bir soru işareti olması gerekiyor. Yani bu ne demek? Senin merak ettiğin, okuyucuya anlatmak istediğin bir şey. Evet, formal ve informalden bahsediyorum. Doğru, Funda'nın söylediği doğru. Yani şeyde, makalede çok formal ve akademik bir dil kullanmanız gerekirken analizde biraz daha, yani oturup da yani işte şöyle kanka diye konuşacak değilsin tabii ki. Ama o akademideki formal dil ve literatürün ağır geldiği bir alan olur analiz. Yani daha informal konuşabilirsiniz. Daha informal yapabilirsiniz. İkincisi, sizin bir yine başlık şeyde, makalede söyleyeceğim için burada yine sadece adıyla geçeceğim. Bir merakınız ve bir anlatmak istediğiniz şey, yani kısaca bir iddia ettiğiniz şey, bir argümanınız olması lazım. Bu argüman başlıktan neredeyse çıkar. Bu argüman sizin anlatmak istediğiniz şeydir. Yani sizin bir anlatmaya odaklandığınız bir konu var. Siz bir şey iletmek istiyorsunuz. Örneğin diyelim ki benim Anadolu Ajansı'nda yazdığım iki tane analizden örnek vereyim. Bir tanesinin başlığı şuydu. Yeni bir çekişme, yani tam başlığını hatırlamıyorum da şu minvaldeydi. Yeni bir mücadele alanı, çekişme alanı olarak Doğu Akdeniz. Şimdi demek ki burada bize ne merak ettiriyor bu? Bir kere Doğu Akdeniz'le alakalı bir algısal değişiklik var demek ki. Yani bu adam, bunu yazan adam ya da kadın, neyse adamı cinsiyet olarak kullanmıyorum, kişi, insan. Şöyle bir problematiği var kafasında. Doğu Akdeniz neydi? Ve yeni bir mücadele alanı. Bir defa bir değişim var burada. Bir değişimi biz yazar vurgulayacak demektir. İkincisi arkadaşlar, şu anda hali hazırda yazarın odaklandığı bölgede bir mücadele var. Demek ki ben neleri öğreneceğim burada? Mücadelenin taraflarını, mücadelenin geçmişini, mücadelenin geleceğine, nereye doğru evriliyor süreç. Buradaki mücadelenin taraflarında bulunan aktörlerin
argümanlarını neye dayandırıyorlar? Ondan sonra buradaki ittifaklaşmalar askeri bir boyutu var mı? Ekonomik bir boyutu var mı? Bakın bir başlıktan kaç tane soru çıkarttık mesela. Demek ki arkadaşlar farklı olarak evet işte senin tamamını okuyamıyorum ben Ahmet ama bunu söylüyorum. Yani hem aslına bakarsanız makale de geniş tabana hitap edebilir. Çünkü Google'a yazdığınız zaman ya da o kitabı satın aldığınız zaman her kesimden insan bunu okuyabilir. Ama dilinin söylediği gibi devamını okuyamıyorum ben buradan. Ama evet daha açık ve o manada daha rahat yazıyoruz işte. Daha informal dememizin sebebi bu. Daha açık ve daha rahat anlaşılır bir dilde yazmamız gerekiyor. Yani bu şu manaya da geliyor. Bir analizde çok büyük teorik tartışmalar, çok ağdalı akademik bir dil, kavramsal ya da kuramsal tartışmalar, işte Hobbesian bilmem neden, Marksist şuna falan tartışmalar yazarsanız bu bir analiz olmaz. Yani sen başarılı bir analiz yapabilirsin akademik manada ama bu işte Ahmet'in söylediği şey çok anlamlı bu konuda. Güzel bir çerçeve açtı. Geniş bir kitle okuyacağı için burada senin analizde kastetmek istediğin şey argümanın. Yani odaklandığın noktayı insanlara ulaştırman gerekiyor. O yüzden sade, o yüzden informal, o yüzden daha non-akademik. Yani bu demek değil ki analizde de yani kaldırıp koyuvereceğiz manasına gelmiyor. Bilimsel etik kurallarına, başlık seçimimize, yine dipnotlandırmaya, yine bir yine verilere dayandırmaya, yine anlaşmalara, birinci kaynaklara dayandırmaya yine devam edeceğiz tabii ki. Birinci analizi o şekilde Doğu Akdeniz üzerinden söyledik. Biraz daha spesifik olsun diye ikinci bir analizi de yazdığım benim ikinci bir analizden de bahsedeceğim. Örneğin ne yazmıştım? Pandemiyle yenilenebilir şöyle yazdım. Yani hatırlamaya çalışıyorum. Petrol fiyatlarının düşmesi ve özellikle pandeminin de etkisiyle petrol fiyatlarının düşmesinin yenilenebilir enerji talebine ya da onun o sektörün geleceğine nasıl etkisi olduğuna dair bir analiz yazmıştım mesela. Şimdi buna uygun da bir başlığı vardı, unuttum şimdi. Şimdi oradan bu içerikten analiz edelim. Şimdi petrol fiyatlarının düştüğünü anlatacak. Covid-19 salgını ve petrol savaşı yenilenebilir. Ha, bu mu? Bu muydu şeyi başlığı? Pek soru şeklinde yazmam da. Başlık bu. Tamam, güzel. Tamam, o zaman başlık üzerinden gidelim. Covid-19 salgını ve petrol savaşı. O dönemde bir de petrol savaşı dediğim şey şu vardı. İşte Rusya ile arasında, işte Rusya ile Suudi Arabistan arasında falan bu enerji arzı, yani enerjinin üretim miktarı ile alakalı, fiyatlandırma ile alakalı da bir problem vardı aynı zamanda. Şimdi başlık bu. Covid-19 salgını ve petrol savaşı yenilenebilir enerji sektörünü nasıl etkileyecek? Şimdi buradan bizim çıkarttığımız bir şey var. Bir defa petrol bir şu anda petrol savaşı dediğimiz demek ki yine aktörlerin argümanları olan, ondan sonra bir anlaşmazlığın olduğu ki fiyatlandırma da düşüyor bir durum var. Şimdi bu
olgulardan bir tanesi. İkinci olgu COVID-19 salgını. Şimdi adam şöyle bir soru aklına gelmesi lazım işte okuyana. Yani COVID-19 salgınıyla yenilenebilir enerji, COVID-19 salgınıyla petrol fiyatları ya da petrol savaşı dediği olgu arasında nasıl bağlantı kuracak? Nasıl bağlantı kuracağız? Endüstriler durdu, mobilite azaldı, uçaklar havaalanlarında bekliyor. Dolayısıyla enerjiye olan talep düştü. Talep düştü mü fiyat da düşer. Dolayısıyla peki yenilenebilir enerjiye, bak hala merak ediyorum, niye diye soruyorum okuyucu olarak. Peki yenilenebilir enerjiyle ne alakası var? Yenilenebilir enerji yeni bir model ve maliyetli bir değişim gerektiriyor. Petrol fiyatları ve talebi düştüyse o zaman niye bu maliyete katlansın devletler? Yani devam edecek mi bu süreç, yoksa mi yapacak? Kesintiye mi uğrayacak? Normal konvansiyonel yakıtlara mı yönelecek devletler? Bak ne kadar fazla soru sorduk bir başlık üzerinden. Anlatabildim mi? Demek ki yazar da bu seçtiği başlık altında sade bir dille, anlaşılır bir dille burada belirlediği argümanını 1200, 1500, 2000 neyse kelimelik bir şeyde yine kendi cümleleriyle dışarıdan vesaireden destek alarak bilgilendirme yapıyor. Bir derdini, bir argümanını, bir merakını anlatıyor. Analizde arkadaşlar bu şekilde. Yine sorularınızı açarız. Gelelim makaleye. Şimdi en akademik, en burada tez yazımını gerçi ayrıca anlatmak istiyorum size. Eğer ki talep ederseniz başka bir gün yaparız onu. Makaleyi anlatayım şimdi sadece. Yüksek lisans ve doktora tezi, bunların tabii ki ikisinin arasındaki beklentiler falan birbirinden çok farklı. Dolayısıyla onu böyle bir şey isterseniz başka bir gün yaparız. Şimdi makaleye geldik. Makale tamamen arkadaşlar bilimsel şartlar ve çerçeve içerisinde yazılması gereken, yani diğerleri ciddiyetsiz anlamında söylemiyorum ama ciddi bir durum. Şimdi öncelikle yine başlığımızı seçtik makalede. Tamam mı? Makalenin başında yine bizim özümüz oluyor, özetimiz oluyor. Yine keywordler oluyor falan. Oralarda sıkıntı yok. Zaten biliyoruz biz. Kongreye başvurduk, özet yolladık. Ne bileyim yüksek lisans tezi yazdık, özet yolladık. Makaleler okuduk, başında özlerini gördük. Nasıl yazılıyor biliyoruz zaten. Onu oraya yerleştirdik, sıkıntı yok. Başlığımızı da yine bu anlaştığımız gibi, konuştuğumuz gibi bir çerçeve içerisinde başlığımızı da belirledik. Bu başlıktan da anlaşılıyor ki deskriptif yazmıyoruz. Yani ben bir hocanız, bir akademisyen olarak size benim tavsiye edeceğim başlangıçtaki şey deskriptif yazmamaya çalışın. Arkadaşlar bu tez için de geçerli. Bu bir makale yazımı için de geçerli. Deskriptif yazmamaya çalışın. Yani çünkü bunun durlar ötesine geçmesine imkan yok. Böyledir, bu şöyledir, bu bundan böyledir, ondan dolayı da bu böyledir. Bunu yazarsınız. Kavram tanımlarsınız. Bu analitik makalenin içinde de yapılır. Yani sen ne kadar da şey yapsan iklim değişikliğini bir tanımlayacaksın. Ondan sonra geçeceksin analitik kısmına. Farklılık, şimdi başlığımız ortak. Farklılık bir üslup, tamamen formal, tamamen teorik, kavramsal ve literatür. Tamamen bunlar üzerinden yazılıyor. Dipnot sayısı olabildiğince fazla. Bu demek değil ki
her şeyi alın, hiç analiz yapmayın demek değil. Analizle karşılaştırıyorum. Analize göre, analizin kelimesi 1500-2000 dedik. Şeyin makalenin ise minimum, yani bazen 4000 falan da isteyebilirler ama ortalama bir makalenin minimumu 5000'den başlar. 5000, 8000, 5000, 9000. Yani onun için elinizdeki makaleler genellikle 20-30 sayfa aralığındadır. Aşağısı ve fazlası olur. Ama idealize edelim. Öyle söyleyelim. Bir makalenin, sevgili arkadaşlar, başlık seçimini yaptık. Ne kadar yazacağımızı biliyoruz. Etik ve bilimsel kuralları da en başta söyledim. Onları da biliyoruz. Onları tekrar etmiyorum. Bu tamamen geçerli. Diğerlerinde geçerli. Bunda tamamen geçerli. Bir makalenin, bir bilimsel makalenin en önemli kısmı giriş kısmıdır. Her şeyi anlattığınız, her şeyi çerçevelendirdiğiniz, her şeyi bilimselliğini ortaya koyduğunuz, kendi çerçevenizi ortaya koyduğunuz, ne anlatacağınızı okuyucuya sunduğunuz, bunu hangi yöntemle yapacağınızı sunduğunuz, hangi problematik vardı sizin kafanızda da o argümanı belirlediğinizi, belirttiğiniz, hatta bununla alakalı başka neler yazılmış, onları yazdığınız kısım giriştir. Demek ki öncelikle arkadaşlar başlıktan başladık. Başlığı yazdık. Sonra bir bilimsel makale, bu analiz için de geçerli, 3 bölümden oluşur. Çok klasik başlayacağım. Şeyde normal ortaokul edebiyat üçlemesi: giriş, gelişme ve sonuç. Bizim makalemizin en önemli kısımları, aslına bakarsanız bilimsel açıdan, giriş ve sonuç kısımlarıdır. Çünkü özellikle de giriştir. Çünkü siz gelişme kısmını girişe göre yazarsınız. Çünkü siz sonuç kısmını yine girişe göre yazarsınız aslında. Şimdi nedenini açıklayarak gideceğim. Başlığımızı yazdık. Girişe başladık. 5000 kelime civarı bir şey yazacağımızı biliyoruz. Bunu böldüğümüze göre makale içerisinde en dolgun kısım, main body dediğimiz gelişme kısmıdır. Yani 5000 kelime ise örneğin 1000, 3000, 1000 gibi. 1000, 3500 ya da 3250, 750 gibi. Böyle bir ayrımımız var. Yani şöyle bir dengesizlik olmaz. 3000 kelime giriş yazdın. 1500 kelime gelişme yazdın. 500 kelime de sonuç yazdın. Böyle bir şey olmaz. Her kitabın, her romanın, her hikayenin gelişme kısmı her zaman diğer bölümlerinden çok daha fazladır. Tamam, tekrar edeyim. Bir 5000 kelimelik, şu an geliyor mu sesim? İyi. 5000 kelimelik bir makale yazdığımızı düşünelim. Her zaman sevgili arkadaşlar dengeli yazmak durumundayız. Bu dengeli demek eşit yazacağız manasına gelmez. Dengeli demek her yazımda, her yazıtta, her edebi ya da akademik yazımda olduğu gibi üçe ayırırsınız: giriş, gelişme ve sonuç. Gelişme kısımları diğerlerinden farklıdır. Yani şöyle bir yazım olmaz. 5000 kelimelik bir şeyde 3000 kelime giriş, işte 2000 kelime
gelişme 500 kelimede, sonuç 5500 yazdım ben olmaz. Bu girişin ruhuna da aykırı, bilimsel çalışmanın ruhuna da aykırı. Çünkü sizin girişiniz ana metniniz değildir. Dolayısıyla örneğin şöyle olabilir. 1000 gelişmişe giriş, 3000 gelişme, 1000 sonuç gibi bir dizayn yapılabilir. Giriş kısmında bizim için en önemli olan giriş kısmını şey yapayım ben. Anlatarak, tanımlayarak devam edeyim. Şimdi giriş kısmında yine biz aynı şekilde, aynı özde yaptığımız gibi anlatmak istediğimiz konuyla alakalı bilgi vereceğiz. Ama şu değil arkadaşlar. Bak, her zaman çerçevenizi belirleyin. Ve her zaman, her zaman anlatmak istediğiniz şey kafanızda olsun. Bunu da belirleyecek şey argümandır işte. Argümanınız netse, argümanın dışına çıkma şansınız yok. Bütün araştırmanızı, bütün literatür taramanızı, bütün yazımınızı argümanla orantılı olarak yaparsınız. Kafanda bir argüman yoksa, şimdi bir yazı okursun, bir tez okursun, her şey var içinde. Birazcık tarih yazmış, biraz aktörler yazmış, biraz teori atmış ortaya. İki tane, üç tane teori atmış yani. Dört tane teori üzerinden yazmış. Aynı yazıyı, aynı makaleyi, aynı tezi. Bunda bir çerçeve sorunu var demektir. Bu tezin, bakın o teze, o tezin argümanı yoktur. Argümanı olmayan tezin ya da argümanı olmayan makalenin çerçevesini çizemezsiniz çünkü. Mümkün değil. Argüman ve araştırma soruları bilimsel bir çalışmanın her şeyidir. Ve tabii ki metodolojisi. Bu üçü sizin çerçevenizi oluşturur ve siz hangi kaynakları arayacaksınız? Siz konunun hangi bölümünü, hangi yönünü irdeleyeceksiniz, yazacaksınız? Ve siz nerede bitireceksiniz? Bak, bilimsel çalışma için bu çok önemli. Nerede bitireceğim? Sen her şeyi yazmak zorunda değilsin. Tek yaptığın akademik çalışma bu değil. Külliyat yazmıyorsun sen. Bilmem ne tarihi diye ciltlerce şey yazmıyorsun. Sen bir konunun bir boyutunu alıyorsun ve o boyutu anlamlı bir şekilde nakletmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla çerçeve çok önemli. Bunu tekrar ediyorum. Introduction'a başladık. Konumuzu anlattık. Bir kısım konumuzu anlattık. İşte iklim değişikliği ama dağılmadan. İklim değişikliği insanlığı ve insanlığın yaşamını son özellikle 30 senedir çok etkilemeye başlayan bir unsurdur. İşte bu aynı zamanda insanın artık biliniyor ki bilimsel olarak insanın kendi eylemlerinden ortaya çıktığı, kendi eylemleri sonucu ortaya çıktığı artık bilimsel olarak tespit edilmiş bir gerçektir. İnsanın ekonomi, seçtiği ekonomi modeli, ondan sonra nüfusundaki artış, yüksek yaşam standartlarımızı devam ettirme isteği gibi konular iklim değişikliğinin ya da küresel ısınmanın artışını destekleyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bak, dil formal. Hiçbir zaman arkadaşlar bilimsel bir çalışmada öznel dil kullanamazsınız. Benim çalışmamda çalışmamın özü gibi kelimeler kullanamazsınız. Her zaman pasif kullanacaksınız. Bilimsel makalelerde her zaman pasif. Bu çalışma şuna odaklanmaktadır. Bu çalışmanın argümanını şu oluşturmaktadır. Hiçbir zaman abartılı öznel ifadeler makale içerisinde yer almaz.
mesela muhteşem bir gürültüyle patladı. Böyle bir ifade romanda yer alır. Makalede yer almaz. Büyük bir şiddetle patladı dersin mesela. Harika bir politikaydı bu. O kadar kötüydü ki bu tür şeyler öznel ifadelerdir. Yani senin için çok kötü olan bir şey başkasının eşiğine göre çok iyi olabilir ya da çok kötü olabilir. Dolayısıyla öznel ifadelerden kaçınıyoruz. Abartılı ifadelerden kaçınıyoruz. Nesnel ifadeler kullanıyoruz. Edilgen yapı kullanıyoruz. Olmuştur, yapılmıştır, kabul edilmektedir. Bunun işte gerçekliği işte böylece ortaya çıkmaktadır falan gibi. Demek ki en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Dil seçimi. Bunun dışında arkadaşlar konumuzdan bir giriş yaptık. Her zaman yapacağımız şey, metodumuz bizim. Farklı farklı şeyler olabilir ama hep bu kullanılır ve kullanılmalıdır da bence. Tümden gelim yapacağız. Giriş yazıyoruz ve tümden gelim yapıyoruz. Ne demek tümden gelim? Uluslararası güvenlik, uluslararası güvenlikteki değişim, bak genişten aşağı gidiyorum. Yani ters huni gibi düşünün. Uluslararası güvenlik, uluslararası güvenlikteki değişiklik, yeni bir tehdit olarak iklim değişikliği, iklim değişikliği sonuçlu göç. Bak nereden başladım, nereye kadar indim. Uluslararası sistem, başladın sen yazmaya. 11 Eylül sonrası uluslararası güvenlik algısı değişti. Bak en tepeyi yazıyorsun. Ondan sonra tık aşağı indin. İşte bu, işte bilmem neler neyse şu bu. Küresel ısınmayı bir yeni bir tehdit olarak şeye tartışmaya açtı. Bunun hem devletler sistemi, devletler açısından hem de bireyler yani göç etmek zorunda vatansız kalan vesaire bunlar dışında olan insanlar açısından bir güven olduğuna indin ve de en son örneğin şunu yapıyordun sen bilmem ne adasındaki insanların işte iklim değişikliği sonrasında deniz seviyesinin yükselmesiyle beraber yaşam alanlarının sular altında kalması sonucu vatandaşlık problemini. Bak ta bir külliyattan başladık. Uluslararası güvenlik aşağı indik. Bilmem ne adasındaki insanların yaşam alanı problemine, vatandaşlık problemine kadar indin. Bak ters huni. Yani tümden gelim yaptık. İşte introduction'da yapacağımız şey bu. Tümden gelim. Böyle bir konuyu anlattın. Ama bu 5000 kelime değil tabii ki. Ana hatlarını verdin. Sonra açacaksın çünkü gelişmede. Ondan sonra dedin ki arkadaşlar bu konuda mesela bir literature review denen yani literatür taraması, literatür şeyi ne denir? Review'a ne diyelim? Türkçesi gelmedi aklıma. Değerlendirmesi, literatür değerlendirmesi yapacaksınız kısa bir. Yani mesela neden yapacaksınız biliyor musunuz? Bir bilimsel makale özgün olmalıdır. Sürekli tekrar eden, akademiye bir katkı sunmayan bir tez ya da bilimsel makale olmaz. Yapılıyorsa da yanlış olur. Yani aynı başlıkla, aynı konuda olmaz. Siz kendiniz bir farklı boyut, bir farklı unsur ya da bir farklı teori, bir farklı kavram üzerinden değerlendirmeniz lazım. İşte o girişte yaptığınız literatür değerlendirmesi var ya, aslında o literatürde bak da ne kadar da güzel bunlar şunlar işlenmiş diye yapılan bir şey değil. Kendi farklılığını ortaya koymak için yapılan çalışmaları yazıyorsun oraya. Mesela şöyle diyorsun. Evet bu konuyu ilk ben çalışmıyorum. Aslında bunun Türkçesi bu.
Evet, bu konu ilk ben çalışmıyorum. Literatürde X kişisi işte şu boyuttan çalışmış. Y kişisi bu boyuttan çalışmış. Sonra ne diyoruz? Bu çalışmada artık kendi çalışmana geçiyorsun. Bu çalışmada ben şuna odaklanacağım. Farkını koydun literatürden ortaya. Ufak bir giriş, kısa bir literatür taraması, genel birkaç tane boyutunu inceleyenler açısından ve de sen özgünlüğünü ortaya koyacak bir dedin ki ben bu çalışmada ise şu boyutuna odaklanacağım. Burada araştırma sorun olabilir. Mesela bu çalışmada iklim temelli göçün nasıl bir güvenlik problemi haline dönüştüğünü araştıracağım. Bu senin araştırma sorun. Ve de en sonunda arkadaşlar bu çalışmanın iddiası, yine hala giriş bölümündeyiz bak. Bu çalışmanın iddiası iklim temelli göç unsurunun uluslararası hukukta ya da uluslararası güvenlikte diğerlerine göre atıyorum yani şimdi tam böyle bir şey ortaya koymak zor argüman ama diğerlerine göre çok daha karmaşık bir sonuç güvenlik problemi yaratacaktır. Cümlesi bir sonuç, bir argüman. Şimdi burada çok önemli bir ayrıma giriyoruz. Hala introduction'dayız. Argüman ile sevgili arkadaşlar çok karıştırılan ve çok yapılan bir hata var. O da argüman ile tespit arasındaki farkı bilmemek. Argüman sizin iddia ettiğiniz ve ortaya koyduğunuz bir komplike bir iddianız sizin. Tespit ise herkesçe bilinen bir şey. Ama sen onu argüman olarak koyuyorsun. Demek ki biz tespitlerden uzak duracağız. Mesela ne demek tespit? Almanya yenilenebilir enerji kullanım oranında Türkiye'den daha öndedir. Şimdi bu bir argüman mı, bu bir tespit mi? Bu bir tespit. Nereden biliyoruz bunun bir tespit olduğunu? Çünkü herkese biliniyor zaten bu. Yani Google'a bile girsen bu verilerden çıkarırsın. Ya da hiç alakası olmayan bir adam ya Almanya'nınki daha çoktur diyebilir. Bu bir tespit. Senin argümanın ise daha komplike bir şekilde şey yapılması gerekir. Nedir onun adı? Formüle edilmesi gerekir. Söylediğim gibi. Yani uluslararası mesela şu bir argümandır bakın. Doğruluğunu yanlışını tartışmıyorum. Uluslararası terörizm, ekonomik sıkıntılar, savaş, nükleer savaş ihtimali, uluslararası güvenliğe tehdit, uluslararası güvenliğe tehditler olarak kabul edilmesine rağmen bugün en önemli uluslararası güvenliğe tehdit iklim temelli göçtür. Bak bu doğru ya da yanlış bunu tartışmıyorum ama bu bir argümandır. Bak senin bir fikrin var ve argü ettiğin yani iddia ettiğin bir şey var. Anlatabildim mi? Yani bir şuna bakın. Almanya'nın güneş enerjisi oranı Türkiye'den daha fazladır. O yüzden Almanya Türkiye'ye örnek olacaktır bu konuda. Bu bir tespit zaten. Ama bir de şöyle diyoruz. Evet şu 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 var. Ama bunlar olmasına rağmen en önemlisi iklim değişikliğidir. Sen şimdi bunu okuduğun zaman diyorsun ki ya uluslararası terörizmden bile önemli olduğunu iddia ediyor. Ne söyleyecek acaba?
merak ediyorsun. İşte tespiti argümandan ayıran şey bu. Ya da argümanı tespitten ayıran şey bu. Demek ki sen sorunu ve argümanını da yazdın makaleye. Ondan sonra en son kısmada artık şunu diyorsun. İşte bu makale 3 bölümden oluşacaktır. Birincisinde uluslararası güvenlik ve bu güvenlikteki algının değişikliği. İkinci bölümde iklim değişikliğinin nasıl bir güvenlik meselesi haline geldiği. Üçüncü bölümde de işte bilmem ne adası örneklendirilerek iklim işte bilmem ne adası şey yapılarak örneklendirilerek iklim değişikliğinin nasıl bir güvenlik problemi ya da nasıl bir uluslararası hukuk problemine, nasıl bir vatandaşlık problemine döndüğü irdelenecektir. Diyorsun ve bitiriyorsun. Şimdi sen bunu yazdın. Tamam mı? Sen bırak okuyucuyu. Biz şimdi yazıcı olarak, yazan adam olarak kendi kafamızda değerlendirelim. Bizim konumuz belli. Doğru mu? Başlıkla da sınırlandırdık. Girişle de sınırlandırdık. Bizi diğerlerinden ayıran, diğer çalışmalardan ayıran makalelerimiz, şeylerimiz, diğer çalışmalardan ayıran yönlerimiz de belli. Literatür taraması yaptık çünkü. Ondan sonra biz kendi ne merak ediyoruz, onun araştırma sorusunu ve neyi iddia ettiğimizi de yazdık. Sen artık bir literatür taraması, yani bunu kullanacağın kaynakları belirlerken, şimdi artık yazmaya başlayacağız. Neyi? Gelişme kısmını. Makaleler arıyorsun, kitaplar arıyorsun, yani literatürünü topluyorsun. Şöyle bir şey yapar mısın? Şimdi bu bütün bu size bir çerçeve çizdim, bir makale girişi yazdım size. Şunu yapar mısın? Ben şuna odaklanıyorum. İklim temelli göç en önemli sorundur diyorum. Ama literatür taramamı şöyle yapıyorum. Yani yazacağım kaynakları şöyle belirliyorum. Gıda güvenliğine de bakayım biraz. Peki o zaman iklim değişikliğinin su alanlarına etkisine de bakayım. O kaynaklara da bakayım. Bunu yapar mısın? Yapmazsın. Çünkü bütün çerçeveni belirledin zaten. Yani neyi araştıracaksın, neye bakacaksın, ondan sonra hangi argümanla, konunun hangi boyutuyla özgünleştin. Bunların hepsini zaten sen belirledin. Artık bununla ilgili makalelere, raporlara, diskorslara, yani söylemlere, uluslararası bir anlaşma var mı yok mu, birincil kaynaklara, bunlara bakıyoruz artık. Çünkü her şeyimiz belli. Gelişmeyi de buna göre yazdık. Zaten biz girişte yazmıştık gelişmede ne yazacağımızı. Birinci chapter'da bunu yazacağız. İkinci de bunu, üçüncü de bunu. Hepsini yazmıştık zaten. Sonuç kısmı da arkadaşlar giriş kadar çok önemli ve kritiktir. Sonuç kısmı Türkiye'de genel olarak şöyle algılanır. Bu maalesef tezlerde de böyle algılanıyor. Makalenin ya da bütün bir tezin özeti. Tekrar yazıyor adam. İşte diyoruz ki işte güvenlik şöyle değişti, iklim böyle değişti. Ya işte ondan da göçler şöyle oldu. Bu göç bir uluslararası hukukta bunu düzenleyen bir belge yok falan. Sen bunu yazdın zaten. Bu değil sonuç. Arkadaşlar sonuç içinde şeye gideceksin, yine girişe gideceksin. Onun için giriş çok önemli. Girişte biz ne yapmıştık? Diğerlerinden farklılığımızı koyduk. Ne yapmıştık? Araştırma sorularımızı belirledik. Ne yaptık? Argümanı belirledik. İşte sonuç senin şunu yaptığın yerdir. Ben şu argümanla ve bu araştırma sorularıyla yola çıktım. Gelişme kısmında bunları değerlendirdim ve şu sonuçlara vardım. Gerçekten iklim temelli göç bugün de etkisini gösteren ama gelecekte çok daha fazla bir güvenlik problemi olacak ya da olacağı sonucuna vardım.
Ya da bütün bu değerlendirmelerin sonucunda iklim temelli göçe, mesela bak şunu kullanmıyorsun. Maalesef ki uluslararası hukukta böyle bir belge yok. Maalesef kelimesinin bilimsel bir çalışmada yeri yok. Onun yerine iklim temelli göçü düzenleyen ya da bu göçmenleri düzenleyen herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yapılmadığı tespit edilmiştir. Bulgularını yazıyorsun orada artık, sonuçları, özeti bizi ilgilendirmiyor. Ben zaten gelişmeyi okudum. Zaten biliyorum onu. Sen artık, ben o argümanı söyledim. Evet ama bak gerçekten böyleymiş. Şu soruları sordum. Evet, cevaplarını böyle tespit ettim. Sen bunları yazacağın ve onu formüle edeceğin yerdir sonuç kısmı. Bu hangi bilimsel çalışma yaparsanız yapın bu böyle. Yani sen makale de yazsan böyle, bir projeye katılsan da böyle, bir tez yazsan da böyle, fark etmez. Bir analizde bile böyle. Analizde bile görünmeyen bir giriş, gelişme, sonuç kısmı vardır. O değerlendirmeyi yapmadan lak diye bitiremezsin yani. Ya da girişte ne anlatacağını, yani şöyle bir, hani ben şunu anlatacağım yazmazsın orada, ama bir giriş, konu girişi, yine o ters huni var ya, o ters huniyi orada da görürsün. Aşağı doğru gidiyor bu adam diye. Anlatabildim mi? Dolayısıyla sonuç giriş kadar önemlidir. O yüzden ben giriş ve sonucu ayırdım size. Farklı bir yere koyarak anlatma gayretine girdim. Tespiti de yaptık. Araştırma soruları, argüman, dipnot kullanımı. Aslına bakarsanız oldukça netleştirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi ben bu noktada keseyim. Aklıma gelen bir şey olursa söylerim ya da bunun devamını yapma yönünde mesajlarınızı okuyorum. Tezle alakalı ya da başka bir yöntemle olabilir. Teori pratik uygulaması. Bak mesela yine tezlerde yapılan çok büyük hatalardan bir tanesi. Tez yazım tekniğinde bütünsellik kaçırılıyor. Yani bir tane argüman yazıyorsun, teori, bir tez yazıyorsun, ikisi arasında bir bağlantı yok. Bunun üzerine konuşalım. Daha sonra da madem öyle bir talebiniz var, onu da konuşuruz. Ama bugün anlattıklarımla alakalı sizlerin soracağı bir soru varsa arkadaşlar, bugün onu hallederim. Ondan sonrasını, planlamasını sonra yaparız. Ne diyorsunuz? Yani hocam merhaba. Merhaba. Kim? Farzi. Farzi hocam. Hocam benim iki tane sorum var. Sorumu sormadan önce sizden gerçekten teşekkür etmek ediyorum. Rica ederim. İstiyorum. Topluluk adına, kendi adıma. Ve arkadaşlara güzel katılımı için çok sağ olun. Bir dakika Farzin'cim. Bu arada Farzin Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nun başkanı. Yanılmıyorsam Beyza'da ekonomi akademik şeyin departmanın başkanı oluyor değil mi? Aynen, hem yardımcı olarak hocam. Ha, ve başkan yardımcısı, tamam. Onları da söyleyeyim. Evet hocam, aynı zamanda başkan yardımcısı ya. Tamam, güzel. Ben de yardım edeyim. Sizlerin davetiniz için ben de teşekkür ediyorum. Evet Farsız'a gidiyoruz. Burada Büşra Başkanım şu an yok. Galiba Büşra Başkanım'a da teşekkür etmek istiyorum. Bize poster hazırladılar. İşte başka arkadaşlar da emeğe geçen ve katılanlara hepsine teşekkür ederim. Ve topluluğa katılmak için katılım formu da arkadaşlar istekleri olursa doldursunlar. Sonra işte sizin uygun zamanınıza tez anlatma ile bir eğitim de gerçekleştirin inşallah hocam. Zamanınız uygun olursa oradan haberdar olurlar. Konuşalım. Hem tez üzerinden hem de bu teorinin uygulanması üzerine de konuşabiliriz. Böylece biraz daha iyi olabilir. Yöntem konuşabiliriz. Öyle şeyler yaparız. Evet. Hocam benim sorum şöyle. Argümantasyon konusunda mesela hocam bir makale yazıyorum. Bu makalede bir argümanım var. Ancak bu argümanın altını doldurabilecek literatürde çok bilgi bulamıyorum. Bunu nasıl yapmam lazım? İkincisi hocam, bir daha sorar mısın ya? Bir arkadaşınızın sorusunu okudum da. Sen bir daha söyle. Hocam argümantasyon konusunda
bir makale için bir argümanım var. Ancak hocam bu argümanın altını doldurabilecek literatürde çok bilgi yok. Bunu nasıl bu argümanı bu makaleye sığdırmam lazım ya da bu vazgeçmem lazım konusu hocam. İkincisi literatür taraması konusunda ben makale yazarken ya da analiz yaparken ayağımı hocam yitiriyorum yani. Bilgileri unutuyorum. O yüzden bunu nasıl bir yol izlemem lazım ki literatür taraması kendi bilgilerimi ilk önce not almam lazım ya da okumalar yapıp bunları mı not almam lazım hocam bu konuda? İki sorum vardı hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Şimdi ben teşekkür ederim. Başlangıçtan başlayalım. Bu bazen tezler için de karşımıza çıkan bir konu. Yani bir argümanın var. Senin şey yaptığın, merak ettiğin, ulaştırmak istediğin bir argümanın var. Ya da bir nasıl söyleyeyim, bir problematiğim var yani, bir merakım var kafanın içerisinde. Ancak bu yeni bir konu. Ya da bununla alakalı bir çalışma yok. Bu olabiliyor. Hukuki bazı şeylerde de olabiliyor. Gerçekten konu hiç çalışılmamış oluyor. Çalışılmamış bir boyutu oluyor. Bunları tabii ki çalışmak, daha fazla literatüre sahip olan konuları çalışmaktan zor. Ama bunu vazgeçmek değil. Ama yöntemsel olarak farklı yöntemler kullanılabilir. Örneğin mülakatlar yapılabilir. Burada bir kaynak yoktur ama liderlerin konuşmalarını bulabilirsin. Ve bir yöntem var. Diskors analizi denen. Yani yöntem analizi, konuşma, söylem analizi denen. Söylemleri analiz ederek bir şeyde bulunabilirsin. Nedir onun adı? Bir konuşma, bir yöntemde bulunabilirsin. Ya da işte biraz daha destekleyecek olan konulardan bir projeksiyon, yani bir öneri, bir politika önerisi gibi bir şeye evirebilirsin bunu. Yani yoksa, hiç kaynak yoksa bu yazdığın şeyin tabii ki bilimselliği çok fazla kaynakla destekleyemediğin için, veriyle destekleyemediğin için, bir anlaşmayla, olguyla destekleyemediğin için çalışma olarak zor. Zor bir çalışma alanı. Ancak bu şekilde yan desteklerle, benzetmelerle, eksik ol, belki de şunu bak, bu da şu da şunu da çevirebilirsin. Onu da söyleyeyim. Böyle bir literatürün eksikliği üzerinden bir şey yapabilirsin. Mesela şunu söyleyelim, yine iklimden gidelim. İklim değişikliği temelli göçün mesela uluslararası hukuktaki düzenlemelerini inceleyeceksin. Neyi inceleyeceksin orada? Yok ki. Ama ne inceleyebilirsin? Mesela diğer migrantlarla ilgili ne yapılmış? Göçle ilgili neler yapılmış ve literatürdeki eksiklikler. O zaman eksikliğe yönelirsin. Böyle ciddi bir sonuçları olacak ya da olabilecek ya da hali hazırda gördüğümüz bir konuda uluslararası yönetişimin eksik kaldığını, uluslararası hukukun cevap veremediğini, şunların yapılması gerektiğine dair bir makale yazabilirsin mesela. Anlatabildim mi? Demek ki bunun farklı farklı yöntemleri var. Seçtiğin konuya ve argümana göre farklı yöntemleri var. Ama mesela şuysa da vazgeçersin. Mars'taki bilmem ne yani. Mars'taki şu hayat. Yani bunda ne makale bulabilirsin bu manada, ne de bunun gerçekliği zaten. Yani farazi, ütopik bir şey yazmış olursun. Bundan da vazgeçebilirsin. Dolayısıyla seçtiğin konuyla alakalı. Literatür taramasında da herhalde şöyle mi dedin? Yani nereye alacağımı tam bilemiyorum ya da okuduğum yerleri unutuyorum gibi. Bu aslında birazcık çerçeveni net bir şekilde çizememenden kaynaklanıyor. Yani kimse, zaten şöyle bir beyin yapısı yok kimsede. Okudum ve artık onu ben hatmettim. Artık bir sene sonra da geçse ben onu takır takır yazarım diye bir şey yok. Bu not almak,
kenarına not almak, başka bir sayfaya not almak vesaire, bu kişisel bir yöntem. Ben başka bir sayfaya not alarak çalışmanın vakit kaybettirdiğini düşünüyorum. Daha çok o makalede ya da kendi makalemde kullanacağım yerlerin yanlarına işaretleyerek, kullan diyerek, bunu şurada yaz falan diyerek, kendime hatırlatma mesajları yazarak çalışıyorum. Çok daha hızlı olduğunu düşünüyorum bunun. Çok fazla şeylerin içerisinde boğulmamak gerekiyor. Yani bütün literatürü okumam lazım. Her şeyi okumam lazım bununla ilgili. Bu sizi boğar. Belli çerçeveniz içerisinde temel kaynaklara öncelikle ulaşmanız gerekir. Bunu öncelemeniz lazım. Onun dışında da çerçeven tam olarak belliyse hangi kaynaktan nereye alacağını çok daha iyi bilirsin. Bütün kaynağı yani biraz siken ederek, yani tarayarak okursun. Tamamını böyle haldır uldur okumana gerek yok. Kendinle alakalı, bu argümanınla alakalı olan kısmını destekleyecek yerleri taradığın için oraları alarak okuyabilirsin. Dolayısıyla unutmayı azaltabilir. Bunları sormuştun herhalde. Böyle cevap vermiş olayım. Şimdi bir defa arkadaşınız Asena ve Murat hocamın, benim arkadaşım olur. Karabağ ile ilgili. Şimdi onların kaydını da yaptık biz. Nur, Asena, hangisini kullanıyorsun bilmiyorum. Yaptık onun kaydını. Uluslararası İlişkiler Analiz Portalı'nı sen Twitter'da takip et. Ya da Instagram'da, Twitter'da. YouTube hesabımız var bizim. Henüz koymadığımız için ulaşamamışsın ona. Ona koyacağız. Hatta şeyi de takip et. O gün adresini vermiştim. uianaliz.org internet sitesine. Orada söyleşiler başlığı altında bulunacak o. Ama henüz yapamadık onu. Yani iki tanesi duruyor. O manada erişeceksin ona yani. Ondan şey yapma, sıkıntı yok. Başka, tamam, seri halinde. Yani siz konuları netleştirelim, yapalım. Benim için sıkıntı yok. Rica ederim. Sonuçta sizler için iyi olması önemli. Şimdi Muhammed Mehdi demiş ki, anladığım kadarıyla bir makale yazarken metodoloji, findings, research question olarak belirledikten sonra kesinlikle bunları önce belirleyeceksiniz ve argüman. Yani findingini belirleyemezsin baştan. Çünkü finding şeydir, bulgulardır. Yani sonuçlarındır. Dolayısıyla o sonuçta, ama metodolojini, research question'ını ve argümanını belirlemediğin sürece hiçbir şekilde çerçeveni oluşturamazsın. Bir bakmışsın ki biraz da Rusya'dan yazayım. Aa, Avrupa Birliği'nin de bununla ilgisi var. Onu da yazayım. Çünkü sınırlamadın. O yüzden o önemli. Farklı bir üniversitede okuyorken topluluğa üye olabiliyor muyuz? Bence bilmiyorum. Olabiliyorlar mı? Farzinlere soralım. Bence olur da resmi olarak olmuyor. Hocam olabilirler. Bir sıkıntı yok. Farklı üniversite, yani farklı bölümde değil. Kocaeli'den mezun. Kocaeli'de yüksek lisans yapıyor Ahmet. Bununla ilgili bir kısıtlama yok hocam. Ancak işe şart. Olabilirsin. Zaten online yapıyoruz Ahmet, yani birçok şeyi. Online yapmadığımız şeylere de gelirsin. Ne olacak? Sen bizim öğrencimizsin zaten. Olmasan ne olacak? Yani hepiniz bizim öğrencimizsiniz. Bizden ya da değil. Bence de olabilirsin. Arkadaşlar, başka sorunuz yoksa, ben bu soruları şöyle taradım bu arada. Yok görünüyor. İsterseniz dur bakayım, bir şey soran oldu galiba. Arap Baharı, Türk dış politikası ve dış algılaması. Ben de diyorum ki çok tanıdık. Benim şey Orsam'a yazdım değil mi? Özgün görsel arka olanınızı gördüm. Bize görsel öğelere ihtiyaç duyarken nere? Şimdi arkadaşlar, bu gelişme kısmı var ya, gelişme kısmı içerisinde istediğiniz görsel üyeleri, şeyleri, öğeleri, yani nedir bu? Harita. Nedir bu? Bir grafik. Nedir bu? Bir tablo.
Bunlar, bu tür kullanımlar sizin anlatmak istediğiniz şeyleri daha iyi aktarmanızı sağlar. Arkadaşlar devam ediyorum, geleceğim. Sizin kullanmak istediğiniz, oluşturmak istediğiniz şeyleri daha iyi anlatmanızı sağlar. Yani görselle beraber sağlayacağınız olan uyum, göstereceğiniz olan uyum çok daha iyi bir şekilde nedir onun adı? Okuyucuya ulaşmanızı sağlar. Onun için bunları kullanabilirsiniz. Ama nelere dikkat edeceksiniz? Konuyla alakalı olmasına, argümanınızla alakalı olmasına, seçtiğiniz dönemle alakalı olmasına, belki bir aralık seçtiniz, bu aralıkla uyumlu olmasına, verilerin mutlak doğru olmasına, kaynakların check edilmiş, kontrol edilmiş olmasına. Yani tek yerden, bir yerden buldum, ben o kaynağa o kaynağa güvenilir diye bakmayın. Resmi kaynaklara, ondan sonra raporlara, bunlara atıfta bulunun. Yani bilmem ne sitesi, fark etmez ideolojisi, şusu busu, bilmem ne sitesinde şöyle bir şey yazmış, ben de onu yazdım diye bir şey yok. Sizin göreviniz birkaç yerden kontrol etmek bunu. Raporlarla, anlaşmalarla, birincil kaynaklara erişin. Bakın bunu söylemeyi unuttum. Öncelikle birincil kaynaklar. Raporlar, anlaşmalar, lider konuşmaları ve ondan sonra işte birinin konuşması, birinin yazısıysa onun ilk temel kendi yazdığı kaynağa inmeye çalışın. Dolayısıyla doğru veriler ve doğru yıllar. Mümkün olduğu kadar verilerimiz yeni veriler olmalı. Yani bugün bir enerjiyle ilgili bir şey yazarken 1998 verisini kullanıyorsan hiçbir anlamı yok bunun. Bugünün verisini kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla bu tür şeylere dikkat ederek alakalı olması, güncel olması, güvenilir olması. Bu üçü çok önemli. Alakalı, güncel, güvenilir. Bu üçüne göre yapabilirsiniz. Ondan sonra Emine demiş ki, bak Emine Dilan, resmi olarak alamazsınız ama gayri resmi olarak alabilirsiniz. WhatsApp grubuna falan etkinliklere katılabilir. Ama resmi olarak kayıt olmuyor demiş dışarıdan. Onu bir kontrol edin o zaman arkadaşlar. Formu yeniden paylaştı. Tamam, başka da soru yok. Şimdi kapatalım. Daha da fazla da yani böyle hani sıkmayayım ben sizi uzatarak. Saatimiz de evet 16.37, 1,5 saat gibi bir süre, 1 saat 40 dakika gibi olmuş. Ben teşekkür ederim. İnşallah biraz netleşmiştir. Diğer yapacağımız konuyu da şey yaparız. Netleştirince onun tarihini de belirleriz. Kübra, evet seni dinliyorum. Şey mi yazdın? Kaldırdın da yazarak mı? Konuşabilirsin de Kübra. Geç girdiysen bunun kaydını yapıyoruz. Yine söylediğim gibi Uluslararası İlişkiler Analiz Portalı'nın hesaplarını ve internet sitesini takip et. Ben oraya ekleyeceğim. Yani biraz yoğun olduğum için biraz gecikmeli yapıyorum. Ama ekleyeceğim. Yaptığımız söyleşileri de ekliyoruz. Bunları da ekleyeceğiz. Sıkıntı yok. Tamam Kübra, hoş geldin. Takip edersen bütün şeylerden, sosyal medyadan hem öğrenci topluluğumuzu hem de Uluslararası İlişkiler Analiz Portalı'nı, bu tür şeylerden haberin olur. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Öncelikle kaydımızı durduralım. Bir dahaki toplantımızda görüşürüz.